Pazarlar. Bu hafta Macide Türkiye-Rusya ilişkilerini, Rusya'yı güncel gelişmeler ışığında ama Gorbaçov'dan Putin'e evrilen süreci konuşacağız. Konuğumuz Cenk Başlamış. Cenk Başlamış aslında son kitabıyla Türkiye'de birçok insanın gündemine girdi belki ama özellikle Kafkasyalılar ve Türkiye kamuoyu için 90'lı yıllarda Çeçenistan'dan ve Kafkasya'dan okuduğumuz haberlerin çoğunun da yazarı. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aslında Rusya'nın yakın dönem serencamına birebir orada tanık oldunuz. Yani gazeteci olarak sanırım 21 yıl. Tam olarak 21 yıl. Evet. Ve Gorbaçov'dan Putin'e Rusya'nın sırları kitabını yazdınız. Önce kitapla, daha doğrusu o başlıkla başlamak istiyorum. Biraz genel bir perspektif belki ama Gorbaçov'dan, yani Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Yeltsin dönemi ve uzun bir Putin dönemi, nasıl bir değişim dönüşüm yaşadı Rusya? Ben Moskova'ya ilk gittiğimde daha Sovyet dönemiydi. 89 yılının başıydı. Kritik yıl yani. Ve işte ondan 2 yıl sonra Sovyetler Birliği dağıldı. Çok şanslı bir gazeteci olarak görürüm kendimi. Çünkü tarihi bir döneme tarih yazılırken, tarih yaşanırken bizzat tanıklık etme olanağına kavuştum. Bir kere Sovyet dönemini gördüğüm için çok şanslıyım. Çok özel bir dönem Sovyetler Birliği. Artılarıyla, eksileriyle. Bunun ardından Sovyetler Birliği dağıldı. 92 yılıyla birlikte Rusya bağımsız bir ülke olarak kuruldu. Yeni bir ülke yaratmanın zorlukları, hele o 90'larda Rus halkının çektiği çile diyebileceğim, hani insanların neredeyse açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönem, bir imparatorluğun dağılmasının yarattığı psikolojik yıkım, işte isyan hareketleri ve Rusya'nın da dağılmaya başlayabileceği yolundaki endişeler. 90'lar hep böyle kaosla geçti derken Putin iktidara geldi ve bambaşka bir sayfa açıldı. Rusya'nın, daha Ruslar açısından özgüvenli bir sayfa. Tabii belki. Rusların gurur duymaya başladığı, 90'lı yıllarda ülkelerinden, devletlerinden nefret eder hale gelen Rusların birdenbire ülkeleriyle gurur duymaya, yöneticileriyle gurur duymaya başladığı bir dönem. Aslında hani belki böyle başladığımızda iyi oldu kitabın adıyla. Rusya'nın sırları bizi izleyenleri yanıltmamak adına biraz açmak gerekiyor. Rusya'nın sırları deyince, hayır, burada benim Moskova'da 21 yıl gazetecilik yaparken işte oradan buradan aldığım gizli belgeleri kasaya koyup bu ara çok gündemde olan, sonra işte zamana geldi deyip açıkladığım gizli belgeler falan yok burada. Ama şunlar var. Bir de bu siyasi bir kitap değil aslında. Benim bu konuştuğumuz süreç boyunca Moskova'da yaşarken, Rusya'ya dolaşırken Rus toplumuna ilişkin gözlemlerimden oluşan bir kitap. Burada gündelik hayat üzerinden Rusya'yı ve Rusları anlatmaya çalıştım. Siyasi bir kitap yazabilirdim ki aslında 90'ların başında iki tane böyle kitabım vardı. Fakat onlar çok dar kitlelere seslenen, sadece uzmanların, gazetecilerin ilgilenebileceği türden kitaplar. Ve bu sefer farklı bir yol seçmeye çalıştım ki bu kitapta yer alan yazılar da benim Moskova'da gazetecilik yaparken en çok yazmaktan keyif aldığım türde gündelik hayata ilişkin yazılar. Serbest stilde yazılan yazılar. Deneme de denilebilir. Bu yolla görünüşte çok basit şeyler anlatıyorum. İşte hava durumundan bahsediyorum, trafik sorunundan bahsediyorum. Sokaktaki Rus'un bir yabancıya ya da
bir Rus'a, diğer Rus'a nasıl davrandığından, nasıl refleksler gösterdiğinden bahsediyorum. Ama tabii ki bunun arkasında 21 yıl boyunca biriktirmeye çalıştığım deneyim ya da işte o gözlemlerin bütünü var. Dolayısıyla iyi kötü kitaptır, kötü kitaptır. Bunu ben söyleyemem. Bu okurların takdir edebileceği bir şey ama şu konuda ben iddialı... Rusya'yı tanıyan bir yazar yazdı bu kitabı diyebiliriz. Kitabın son sayfasını çevirdiğiniz zaman, kitabı bitirdiğiniz zaman o ana kadar geniş kitle için söylüyorum. Rusya'ya özel merakı olmayan kişiler için söylüyorum. Aa, demek ki Rusya böyle bir ülkeymiş, Ruslar böyle insanlarmış diyeceklerini düşünüyorum. Aldığım tepkiler de bu yönde ama tabii ki bu benim gördüğüm Rusya. Yani bunlar benim gözlemlerim. Hani mutlak doğru olarak kabul edilmesi de mümkün değil tabii. Ama ben kitap için şeyi rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bu Rusya gündeme geldiğinde işte Rusya'yı hasbelkader Kafkasya merkezi takip etmek mecburiyetinde olan insanlar olarak Rusya böyle gündeme geldiğinde televizyona Rusya uzmanları çıkar. Biz de izlerdik. Ben hatta arkadaşlarıma şey derdim ya, bu Türkiye'de Rusya uzmanı olmak için 4 kitap okusanız, böyle kült Rusya anlatan kitaplar, birçoğu da tercüme ne yazık ki bunların. Televizyondaki Rusya uzmanlarından daha iyi anlatabilirsiniz Rusya'yı diye. Çünkü çok spesifik yanlışlardan falan bahsedilir. Özellikle Kafkasya merkezli. O kitaplara 5.'yi ekledim ben kendi adıma ama. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey var, beni kitapta etkileyen, işte son döneme de atıf yapan birkaç makale var. Onlar da çok değerli makaleler. Ama benim kitabın ilk bölümündeki o sizin bahsettiğiniz meteorolojinin durumu, Rusları etkileyen diğer sahipler, mesela Moskova merkezindeki trafik, Rusların birbirleriyle ilişkilerinde nasıl tavır takındıkları, Kafkasyalılara bakış açıları, işte Orta Asyalılara bakış açıları vesaire, bunları çok somut ve böyle çok basit bir dille anlatmışsınız. Onun için benim için çok faydalı oldu, diğer okuyucuları bilmiyorum ama Rusya'yı takip eden birisi olarak. Bir de kitapta da zaman zaman atıf yaptınız. Yani o dönemdeki yazılarınızdan hatırladığım Çeçenistan anılarınız var. Oraya gittiğiniz vesaire. Aslında şeyi merak ediyorum. Birinci ve ikinci Çeçenistan savaşları Rusya toplumunun, Rusya'nın o Sovyetler yıkıldıktan sonra şekillenmesinde nasıl etkili oldular ya da etkili oldular mı? Bu soruya cevap vereceğim ama hani bir parantez açarak tabii şunu söylemek isterim. Bu kitap 24 Kasım'da Türkiye'nin bir Rus uçağını düşürmesinin ardından işte Rusya gündem diye yazılmış bir kitap değil. Bu kitap zaten yayına hazır şekilde uçak olayından önce de yayın planlamasına alınmıştı yayın evi tarafından. Bekliyordu. Sadece güncel olsun diye uçak olayı ve sonrasındaki bir takım gelişmeler ve değerlendirmelerim eklendi. Birinci ve ikinci Çeçen Savaşı. Birinci savaş 94-96 yılları arasında diye hatırlıyorum. Şimdi o dönem Rusya'nın gerçekten kendi derdiyle uğraştığı bir dönem. Hem siyasi olarak, yani Rusya'yı yönetenler olarak, hem de halk olarak piyasa ekonomisine geçilmiş. Sistem tarumar olmuş. İnsanlar kendilerini o zamana kadar en küçük ihtiyaçları bile ama iyi ama kötü devlet tarafından karşılanan insanlar kendini bir anda sokağa atılmış hissediyor. Çok basit bir örnek. 92 yılında yani Rusya'nın ilk piyasa ekonomisine geçmeye karar verdiği yıl Rusya'daki enflasyon, yıllık enflasyon %2600. Ve bu insanlar artık evlerindeki eşyaları satarak, sokaklarda evlerindeki eşyaları satarak geçinmeye çalışıyorlar. İşte maaşlar ödenemiyor, orduda kimi yerlerde açlıktan ölen askerler doğudan, Rusya'nın doğusundan bu tür haberler geliyor. Böyle bir dönemde bu Çeçenistan'da savaş patladı ve Rus kamuoyu olarak aslında onlar kendi işlerine kapanmış vaziyetteydi. Fakat Rusya'yı yönetenler açısından şöyle bir durum vardı.
Şimdi Kafkasya'nın Rusya için taşıdığı önemi biliyoruz. Rusya Kafkasya olmadan yaşayamaz kendisine göre. Her şey bir yana Kafkasya Rusya'yı dış tehditlerden koruyan bir çeşit bir hava yastığı, bir tampon bölge görevi görüyor. Ve Kafkasya'daki cumhuriyetlerin de, özerk cumhuriyetlerin de biri dışında tümü Müslüman, Osetya dışında tümü Müslüman cumhuriyetler. Çeçenistan'da başlayan bağımsızlık hareketinin diğer komşu Müslüman cumhuriyetlere yayılma ihtimali Rusya yönetenlerde bir dehşet etkisi yarattı. Ve bu şekilde Çeçenistan'ın bağımsızlığı, ki Çeçenistan'ın bağımsızlığı 94 yılında değildi. Çeçenistan daha Sovyetlerin son döneminde bağımsızlık ilan etmişti ama şeye sıra yeni geldi. Yani diyelim Çeçenistan sorunuyla ilgilenmeye. İşte Çeçenistan'a ordu sokuldu ve savaş başladı. Fakat Rusya bu savaşı kaybetti. Rusya'nın bu savaşı kaybetmesinin benim açımdan çok basit bir nedeni, çok basit bir açıklaması var. O da şu, Rus askerleri inanmadıkları bir savaş için kendi işte aileleri zor durumda, açlık çekiyorlar, büyük ekonomik zorluklar var. Bu koşullarda işte Kafkasya'da gidip Çeçenlerle savaşmaya inanmadı Rus askerleri. Zaten o genel çöküntü orduya da yansımış vaziyetteydi. Buna karşılık Çeçenler de tam tersine inandıkları bir savaşın mücadelesini verdiler ve bu savaşı kazandılar. Evet, Rusya ilk başta yenilgiyi kabul etmiş gibi göründü. Hatta işte o görüntüleri bu konularla ilgilenenler hatırlayacaktır. Yandarbiyev'in işte şeyde Kremlin'de barış imza anlaşması imzalaması görüntüleri. İsmi karıştırmıyorum. Yandarbiyev'le Yeltsin. Uzun zaman geçtiği için üzerinden. Fakat bence o anlaşmanın imzalandığı an bile Rusya'nın kafasında ikinci savaş vardı. Bir, Rusya yenilgiyi kabul, psikolojik olarak yenilgiyi kabul etmez. İki, Çeçenistan'ın bağımsızlığının kabul edilmesi demek, o Kafkasya'nın bölge olarak bir anda Rusya'nın elinden çıkma tehlikesi demek. Bu koşullarda ikinci savaş oldu ve artık Rusya açısından ekonomik durumunda düzelmeye başlamasının da etkisiyle Rusya bütün gücüyle ağırlığını koydu ve bu savaşı bütün kazandı. Sadece silahlı gücüyle değil, bütün entelektüel, siyasi, manipülatif, stratejik bütün güçlerini belki seferber etti. Elbette. Nihayetinde yani, bugünlere geldik. Yani. Sonuçta bu Rusya açısından ölüm kalım savaşı haline geldi. O dönemlerde kısa bir süre başbakanlık yapmış Stepashin. Gizli servisinin de başındaydı Yeltsin döneminde. Mesela Stepashin'in görevden alınmasının nedeni Rusya Başbakanı olarak biz Kafkasya'yı kaybediyoruz diye bir açıklama yapmasıydı. Bu yani Rusya'yı yönetenler için kabul edilebilir bir açıklama değildi. Dolayısıyla Rusya için ölüm kalım savaşıydı. Her savaşta olduğu gibi diyelim bütün yollar mübah sayıldı. Ve sonuçta Çeçenistan'ı bir şekilde Rusya Federasyonu içinde tutmayı başardılar. Yani 90'lı yıllardan biraz günümüze geldiğimizde, yani güncele geldiğimizde, çünkü Türkiye'nin de Çerkezlerinde, Kafkasyalıların da çok gündeminde Rusya. Yani 90'lı yıllardan sonra hatta ben ilk defa bu kadar gündemimizde Rusya'nın olduğu bir dönemi sıcak anlamda yaşıyorum açıkçası. Bunun sebebi de Türkiye-Rusya ilişkileri çok iyiydi. Hatta bundan rahatsız olan insanlar, bundan mutlu olan insanlar, yani çok böyle olumlu bir atmosfer varken Rusya'nın Suriye müdahalesi
Ardından uçak kriziyle bir anda ilişkiler kopma noktasına geldi. Ama burada kritik eşik belki Rusya'nın Suriye müdahalesi. Rusya Suriye'ye müdahale etti ve kısmen de olsa çekildiğini açıkladı. Rusya ne yapmak istedi, ne kadar başarılı oldu ve çekilirken ne bıraktı Suriye'de? Şimdi Rusya'nın Suriye'ye müdahale etmesini tek bir nedenle açıklamak mümkün değil. Herhalde hani biraz konuşsak ona yakın neden sayılabilir. Ya çok farklı nedenler var. Neden Suriye'ye müdahale ettiği konusunda. İşte Suriye'nin Rusya'nın Orta Doğu'daki tek yegane kalesi olması ve bu kalenin düşme tehlikesinin ortaya çıkması. Rus diplomasisinde bir vefa duygusu vardır aslında. Sovyet döneminden beri süre gelen Esad ailesiyle yakın ilişki içinde olma. Rusya şunu fark etti, eğer kendisi müdahale etmezse başka bir güç oraya müdahale edecek. Onu fark etti. Rusya ekonomik sıkıntı içinde ne alakası var? Ekonomik sıkıntı içindeyken neden gidiyor başka bir yere müdahale ediyor? Rus liderlerin en çok korktuğu şeylerin başında bir halk hareketi geliyor. Öyle bir gelenek var çünkü. Dolayısıyla ekonomik krizin halkı sokağa dökebileceğinden endişe ettikleri için Rusya'ya yönetenlerin en sık başvurduğu taktiklerden biri olan işte milliyetçiliği pompalamak, milliyetçiliği şey yapmak. Rusya kamuoyuna ve dış kamuoyuna, yabancı kamuoyuna bizim yaşadığımız o çöküntü dönemi bitti. Biz ayaklarımızın üzerinde yeniden doğrulduk. Yeniden uluslararası bir güç olarak buraya geliyoruz mesajı vermek. Hem içeriye hem dışarıya. Tabii hem içeriye hem dışarıya. Kırım'ın ilhak edilmesinden sonra Batı Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. Ve aynı zamanda diplomatik izolasyona aldı Rusya'yı. Ve Rusya bir anda köşeye sıkışmış durumda buldu kendini. Ve ilk anda pek öyle gelmeyebilir ama benim görüşüm o ki açıkça dile getirilmemekle birlikte Amerika'nın Suriye'de ne yapacağına karar vermez gözüken Amerika'nın yardımına koşan ülke de olmak istedi aynı zamanda. Çok da güzel bir şey de vardı. Kılıfı da vardı bunun. Dünya gündeminde ne var? IŞİD var. Biz IŞİD'le de savaşmaya gidiyoruz diye müdahaleye başladılar ki ben IŞİD'in hiçbir şekilde Rusların umurunda olmadığını, bunu sadece bir propaganda malzemesi olarak kullandıklarını düşünüyorum başından beri. Suriye'de bir şeyler başararak Amerika ile sanki eşitmiş gibi aynı masaya oturma görüntüsü vermek hem içeri hem dışarı. Bence Rusların şeyleri aşağı yukarı hesapladıkları şeyler bunlardı. Ve tabii ki Batı'ya yardım eden, IŞİD konusunda Batı'ya yardım eden Rusya olarak yaptırımların kaldırılmasının kapısını açma hesapları vardı. Hani böyle işte konuştukça bir sürü neden çıkıyor. Ama burada sizin yazılarınızda da, medya günlüğündeki yazılarınızda da baktığımda böyle bir hep dış etkenlerden, uluslararası ilişkilerden bahsederken Rusya özelinde tırnak içerisinde ya da o tikler içerisinde ve iç yazıyorsunuz. Çünkü dışarıya karşı uyguladığı politikanın içeriye yönelik başka bir yansıması var her daim. İşte o milliyetçilik. Hatta Türkiye ile de böyle benzerlikleri var o anlamda. Aslında ben daha açıkçası şöyle düşünüyorum. Rusya'nın ya da Rusya'yı yönetenlerin dış politikada attığı her adımın aslında iç politikaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Benim iddiam o ki,
Rusya'yı yönetenler, adı Putin olabilir, başka bir şey olabilir, yazsın. Bence çok önemli değil bu. Rusya'yı yönetenlerin birinci derecede kaygısı iktidarı sürdürmek. İktidarı sürdürmenin yolu nereden geçiyorsa tabii ki öncelikle kendi halkına hakim olmak, onu yanına çekmek, onun desteğini almak. Eğer Rus halkının desteğini almak Suriye'ye müdahaleden geçiyorsa Suriye'ye müdahale eder. Tam tersi geçerliyse bunu yapar. Yani bence Rusya yönetenlerin hareket noktası birinci derecede hep kendi iç kamuoyu. Hep iç kamuoyunda kendilerini rahatlatacak, kendilerinin çıkarını olduğunu düşündükleri adımları atmaya çalışıyorlar. Yine kitaptaki bu güncel olaylarla ilgili yazdığınız yazıda şöyle bir şey söylüyorsunuz. 21 yıl Moskova'da yaşamış birisi olarak şu anda Moskova'da yaşayan bir Türk olmak istemem diyorsunuz. Bu toplumun Türkiye ve Türklere karşı nasıl uçak krizinden sonra mobilize edildiğini ya da psikolojik olarak hazırlandığını da gösteriyor herhalde. Şimdi Rusça'da bir deyim vardır. Yani Türkçe'ye belki şöyle çevrilebilir. İ harfinin üzerindeki noktayı koymak. Yani tam çevirisi bu Türkçe'ye. Anlamı da şu. Hani bir konuda söylenmesi gereken asıl şeyi söylemek. Yani lafı dolandırmamak. Pat diye... Evet. Bunu söylemek. Tam soruyu kaçırdım bu arada. Rusya'da Türk olmak. Evet. Şimdi bu deyimi şundan dolayı kullandım. Rusya'nın ülke olarak, devlet olarak ve Rus halkının Türkiye'ye bakışını gerçekten çok açık yüreklilikle dile getirmedikleri o gerçek şeyi söylemek, gerçeği söylemek lazım. O da şu, ne Rusya devleti olarak ne de Rus halkı, halk olarak Türkiye'yi ve Türkleri kendi eşiti görmez. Yani bunu söylemek belki hoş değil ama bakış açısının bu olduğunu biliyorum. Daha aşağıda görürler. Hani Rusya Türkiye'ye ikinci sınıf kendisine göre daha geri kalmış bir ülke gözüne bakar. Rus halkının bakışı da çok farklı değildir. Aslında bu bakış hiçbir zaman değişmedi. Yani ilişkilerin iyi oldu. İşte milyonlarca Rus turistin buraya geldiği zaman bu bakış özünde değişmedi. Ama Türklere karşı bir sempati doğdu. İşte bu ortak evlilikler vesaire. Turistlerin gelip gitmesi. Turistlerin gelip gitmesi ki en etkili yöntem odur değil mi? Bir ülkeyi tanımak için. İnsanları tanımak için evet, sosyal ilişkilerin gelişmesi. Fakat bence özünde o Türkiye'ye yönelik olumsuzluk hiçbir zaman özünde temizlenmemişti, silinmemişti. Derken bu uçak olayı patlak verince hani şeyi hatırlayalım, tam 24 Kasım yani uçağın düşürüldüğü gün Putin'in yaptığı açıklamayı ve o açıklamanın sertlik derecesini hatırlayalım. Yani bir, düşman, Türkiye için düşman ifadesi kullandı Putin. İki, sırtımızdan vurdu Türkiye biz dedi. Ve o anda zaten orada start verilmiş, düğmeye basılmış oldu. İnanılmaz bir propaganda ya da Türkiye karşıtı bir propaganda başladı. Ve düşman Türkiye algısı işlenmeye başlandı. Ve hani tıpkı Türkiye'de olduğu gibi diyeceğim... Rusya'da da maalesef kamuoyu manipülasyona çok açık. Hele hele medya, devletin ana akım medya, devletin elindeyse ve o medya aracılığıyla siz bir bombardımana tabi tutulursanız bundan etkilenmemek sıradan vatandaş açısından gerçekten zor. Dolayısıyla bu propaganda Rus açısından hemen meyvesini verdi. Bir de dediğiniz gibi background da var. Yani geçmişte. Öyle bir şey var. Üstelik ben Rus-Gürcü Savaşı sırasında Moskova'da bulunduğum için benzer durumda Gürcülere ne yapıldığını da bizzat gördüğüm için Türklerin başına da benzer şeyler gelebileceğini tahmin etmem çok zor olmadı. Yani bu yani zaten hani biraz Rusları bilenlerin tahmin edebileceği bir şeydi.
ortaya şöyle bir durum çıktı. Ben başından beri şunu söylüyorum. Bir gazeteci olarak elbette Türk-Rus ilişkileri bu kriz çerçevesinde elbette ilgileniyorum, yakından izliyorum. Ama Moskova'da yaşamış bir Türk vatandaşı olarak orada yaşayan insanların durumu beni çok daha fazla ilgilendiriyor. İnsani boyutu, bu krizin insani boyutu beni çok daha fazla ilgilendiriyor. Çünkü politikalar, politikacılar gelip geçicidir. Bugün bağırıp çağırdığınız insanla yarın sarılıp öpüşebilirsiniz. Politika maalesef böyle bir şey. Bizim anlayamayacağımız bir şey diyelim. Ama siz düşman Türkler, düşman Türkiye propagandasını aylarca yaptıktan sonra siz işte bilmem kimle el sıkışırken onlar dönüp el sıkışmayacak. O olumsuz duygular bir anda geçip gitmeyecek. Ne oldu? Orada yaşayan Türkler ki benzer bir ruh hali hala devam ediyor. Hı hı, evet. Bu olayın üzerinden 4-5 ay geçmiş olmasına rağmen bir oradaki Türkler bir sonraki gün başlarına ne geleceğini bilmiyor. Bunu ben güvenlik anlamında, fiziki saldırı anlamında söylemiyorum ki potansiyel olarak böyle şeyler de mümkündür ama asıl benim anlatmak istediğim bu değil. İşte bizim burada kalmamıza izin verecekler mi? Vizelerimizi uzatacaklar mı? Sahip olduğumuz işlere el mi koyacaklar? Bizi buradan gönderecekler mi? Ruslarla evli olanlar, eşlerimiz ne olacak? Yani bizi gönderlerse bu aileler, işlerinde tek bir kelime Türkçe bilmeyen çocuklar var o ailelerde. Bu ne olacak diye gerçekten bir gün sonrasını bilemeden bir azap yaşıyorlar. Dolayısıyla ben de bunları zaten oradaki tanıdıklarımla, arkadaşlarımla ben sürekli olarak temas halindeyim. Bir ay önce de gidip görme olanağım olduğu yerinde. İşin bu kısmını beni çok daha fazla ilgilendiriyor. Ama kötünün iyisi diyebileceğim minik bir şey anlatabilirim. Ben Moskova'ya gitmeden önce, bir ay önce Rus toplumunda Türkiye karşıtı ve Türk karşıtı havanın her kesime yayıldığını düşünüyordum. İstisnasız her kesime yayıldığını düşünüyorum ama gittiğimde birazcık daha olumlu bir tabloyla karşılaştım. Evet, büyük hala çoğunluk Türkiye'den hoşlanmıyor, Türkiye'ye kötü bakıyor, düşman gözüyle bakıyor ama bütün bu olanların aslında siyasi bir oyun olduğunu ve bundan Rusya kadar Türkiye'yi yönetenlerin de sorumlu olduğunu düşünenler, düşünen Rusların da olduğunu fark ettim, öğrendim ve bu insanlar da Türk dostlarına yardım etmek, destek olmak için bu kriz ortamında ellerinden geleni yapmışlar. Evet, bunlar azınlık olabilir ama bence gene de önemli. Peki şimdi bu dediğiniz insani mesele önemli. Yani genel anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için önemli. Çerkezler ve Kafkasyalılar açısından da önemli. Çünkü biz geçtiğimiz programlarda Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli Çerkez ve Kafkasyalı STK'ları konuk ettik bu konuyu konuşmak için. Çünkü Çerkezlere somut olarak yansıyor bu. Kafkasya'ya dönmüş olanlar, orada yerleşmiş olanlar, oturum izni almak isteyenler, gidip gelen, ana vatanıyla ilişki kurmak için, akrabalarını görmek için gidip gelenler, orada ticaret yapanlar oldukça sıkıntı çekiyorlar bu ilişkilerden sonra ve bazı şeylere de zorlanıyorlar aslında. Yani işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup aynı zamanda Rusya vatandaşı olanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak için sosyopolitik bir baskıya maruz kalıyorlar vesaire. Ve herkesin merak ettiği soru şu, aslında çok spekülatif bir soru ama ilişkilerin en azından bu insani boyutunun normalleşmesiyle ilgili bir öngörüde bulunmak mümkün müdür? Siz Rusya'yı çok iyi tanıyorsunuz. Ben bu konuda çok iyimser konuşamayacağım. Yani görünür gelecek için, yakın gelecek için çok iyimser konuşamayacağım. Çünkü hani Moskova'ya gittiğimde gördüğüm tablo şuydu. Ya Türklere savaş açmışlar, Türk vatandaşlarına savaş açmışlar. O belki biraz iddialı olur ama bence şunu yapmaya çalışıyor
Rus yetkililer orada yaşayan Türkleri mümkün olduğu kadar bezdirmeye, yıldırmaya çalışıyorlar ki hani tasımızı tarağımızı toplayıp yeter artık biz buradan gidelim düşüncesiyle. Ayrıca galiba Rusya şunu da hazmedemiyor. Sovyetler Birliği'nin son dönemlerinden başlayarak benim iddiam odur ki Türkiye'yi doyuran ülkelerin başında gelmiştir Rusya. İşte müteahhitlik hizmetleriyle, işte tüketim mallarıyla ve sonradan işte 3-4 milyona ulaşan turistleriyle ki yani bir turizm sektörünün kaç kişiyi geçindirdiğini tahmin edebiliyoruz değil mi? Dolayısıyla ilişkiler bu kadar kötüyken ya bir de üstüne gelip burada bizim sırtımızdan para mı kazanacaklar gibi bir ruh hali içinde olduklarını görüyorum. Dolayısıyla yakın gelecek için maalesef iyi bir şey söyleyemiyorum. Ama en azından Ruslar, Rus yetkililer uçak olayın en başında yaptıkları bir hatadan en azından görünüşte vazgeçtiler. O da ilk anda bir Türkiye ve Türkler, Türk halkı düşman algısı yaratmaya çalıştıktan sonra bunda hafif bir sapma, düzeltme yaptılar. Ve hani Türk halkı bir kenara, bu soruna yol açan Türk yöneticiler bir kenarda bir ayrım yaptılar. En azından söylemde ama hani bunun gündelik yaşamdaki karşılığını çok fazla göremedik. En azından belki süreç uzarsa bu söylem dillendirilmeye başlandıkça insani boyutu kısmen yumuşayabilir belki. Elbette çünkü yani siz sonuçta hani konu ne olursa olsun bu kadar uzun süre gündemde tutamazsınız ve bu kadar bu gerginliği bu kadar uzun süre şey yapamazsınız, sürdüremezsiniz. Yani bu bence Rusların bilinçli bir gerginlik politikası. Bunu sürekli olarak sürdüremezsiniz. Belki bu yıl değil ama hani popüler bir konu olduğu için söylüyorum Rus turistler açısından. Belki bu yıl değil ama gelecek yıl Rus turistlerin yavaş yavaş Türkiye'ye dönmeye başlayabileceğini düşünüyorum. Aslında sizin o biraz önce üzerine basarak söylediğiniz dış politikada attığı adım her zaman iç politikaya yöneliktir diye. Son günlerde de Panama belgeleri gündemde ve Rusya'da Kırım Savaşı'ndan sonra uygulanan yaptırımların en azından oradan görüşülen insanlar da artık topluma yansımaya başladığını bu kriz ortamının ve bunun üzerine işte Putin ve çevresini de gündeme alan Panama belgelerinin gündeme gelmesi Rusya'ya bu nasıl bir etki yarattı ya da bir etki yarattı mı? Bu konuyu şunun için de soruyorum. Bu sabah bir Rusya'yı böyle takip eden bir arkadaşımla konuştuğumda nasıl bir etki yaratmasını bekliyorsun dedi. Yani bütün medya kanalları devletin elinde bir de iki cephede savaş atmosferi hakim. 2 milyar dolarlık bir belge açıklanmış. İnsanların bunun gündemine girmesi oldukça zor dedi. Siz ne dersiniz? Etkili mi Rusya'da? Tamam, ben de tümüyle katılıyorum. Birkaç boyutu var ama konunun tabii ki. Birkaç nedeni var. Şimdi bir kere başlangıçta bir ülkede yolsuzluğa, hırsızlığa gösterilen kamuoyunun gösterdiği tepkiyle o ülkenin demokratik gelişmişliği arasında yakın ciddi bir ilişki var. Bağlantı var. İşte ne oldu? İzlanda Başbakanı iki günde istifa etmek durumunda kaldı tepki nedeniyle. Şimdi Rusya'da bunun şöyle sonuçları olur. Bu çok iyi olur yani Putin açısından. Ben Putin'in çok sevindiğini falan bile düşünüyorum. Ama zaten hani bu Panama belgeler açıklanmadan birkaç gün önce Kremlin'den açıklama yapıldı. Putin'i hedef alan Batı'dan, Putin'i hedef alan bir karalama kampanyası başlayacak türünde Ruslar bir gardını aldı ilk önce ve gerçekten de birkaç gün sonra bu Panama belgeleri çıktı. Şimdi bu belgelerde Putin'in adı yok.
Ama Putin'in çocukluk arkadaşları, yok işte kızının vaftiz babası, yakın çevresi, bütün yakın çevresi geçiyor. Şimdi bu bir yolsuzluksa, ki öyle gözüküyor ya, 2 milyar dolarlık. Hani Rusya'da bunun bir etkisi olmaz. Neden etkisi olmaz? Çünkü hani Ruslar hep bir dış tehdit, bir dış düşman. Hep Rusya'nın altını oymaya çalışan. Aslında ne kadar tanıdık bir hikayeden bahsediyoruz. Yani maalesef. Zaten hani ben kitapta da onu da anlatmaya çalıştığım bir yerde. Ruslarla Türklerin ne kadar Rusya ile Türkiye'nin de ne kadar benzediğini de anlatmaya çalıştım ki zaman zaman aramızdaki belki de tek ve büyük farkın din olduğunu düşünmüşümdür. Şimdi bu tehdit bazen doğrudur. Yani batıdan Rusya'ya yönelen tehdit bazen doğrudur. Ama çoğu zaman içi boştur. Tamamen işte halkı iktidar çevresine toplamak amacıyla hayali bir düşman yaratmaya dayanan bir iktidar taktiğidir aslında bu. Ve bu Rusya'da. Şu Panama belgeleriyle hayali düşmana gerek kalmadan evet, önüne yani, gelmiş durumda Putin'in. O düşman somutlaştı. Yani Rus, sıradan bir Rus'un gözüyle. Hatta ben şunu söyleyebilirim. Putin'den çok fazla hoşlanmayan bir Rus seçmen diyelim. Bir sokaktaki Rus vatandaşı diyelim. Bence bu belgelerin açıklanmasından sonra ülke hani, operasyon hemen seçim olsa bence gidip Putin'e oy verir. Evet, yani operasyon yapılıyor bize diye. Hatta daha da bir uç örnek vererek, tabii bu biraz hamasete giriyor, spekülasyona giriyor. Varsayalım ki bu belgelerde Putin'in de adı vardı. Ne olurdu? İşte ben çok bir şey olurdu gibi gelmiyor bana. Hani sonuçta evet, belli bir kesimin öfkesini üzerine çekerdi Putin ama onlar zaten mesafeli kesim. Evet, ama hani şöyle derdi herhalde Ruslar, çoğunluk. Ya yöneticilerimiz tabii ki iyi yaşaması gerekiyor onların. Yani bunu bu şekilde bir rasyonize ederlerdi gibi geliyor. Ama tabii hani şu Rusya konusunu konuşurken benim gündeme getirmeye çalıştığım ve benim açımdan önemli olan şöyle bir konu var. Şimdi biz burada bazı konularda Rusya'yı ve Rusları eleştiriyoruz. Ama şu gerçeği de unutmayalım. Rusya dediğimiz ülke 1992 başından itibaren tırnak içinde demokrasiyle tanışmış bir ülke. İşte bizim ülkemizin demokrasi geçmişi bunun birkaç kat fazla, içinde bulunduğumuz durum ortada yaşadığımız onca tecrübe rağmen. Şimdi 25 yıllık bir demokrasi, tırnak içinde demokrasi geçmişi olan ve bunun büyük bir kısmı bir ekonomik ve siyasi kaos içinde geçmiş bir ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla işte hani Putin otoriter bir lider, işte Putin'e tapıyorlar vesaire, bunlar nasıl insanlar, bu biraz kolaycı bir yaklaşım olur. Rusların yaşadıklarını da göz önüne almak gerekiyor. Daha dikkatli ve temkinli değerlendirmek gerekiyor. Sadece 25 yıllık bir geçmişleri olduğunu unutmadan. Aslında Rusya ve Ruslardan bahsederken önce bir o toplumun sinir uçlarını anlayabilmek gerekiyor belki. Bu kitap da onun için oldukça önemli bir veri sunuyor bize. Aslında merak edenler olacaktır. Ben de şahsım adına merak ediyorum. Artık profesyonel gazeteci değilsiniz bildiğim kadarıyla. Ama sizi nereden takip edebiliriz, Rusya analizlerinizi? Medya günlüğünde evet, yazıyorsunuz sanırım. Bir medya kuruluşunda çalışmak anlamında profesyonel gazeteci değilim. Moskova'dan döndükten sonra 2011 yılı ortasında var olan medya koşulları içinde var olmak istemediğim için 25 yıl çalıştığım Milliyet Gazetesi'nden kendi isteğimle maalesef diyeceğim, 25 yıl emek verdiğim bir gazeteydi çünkü.
maalesef ayrılmak kararı aldım. Çok da üzülerek aldım. Çünkü gazeteciliği öğrendiğim yer benim Milliyet Gazetesi'ydi. Ama gazeteciliğe bu kadar emek vermişken Ağustos ayında 33. yılı meslekte dolduracağım. Hadi ben artık gidiyorum demek, hele Rusya'da bu kadar uzun zaman geçirdikten sonra bana çok doğru gelmediği için. Ve medya eleştirisine de özel bir ilgim olduğu için önce tek başıma Medya Günlüğü diye bir medya eleştiri sitesi kurdum. Ve hani enerjimi esas olarak buraya veriyorum. Medya Günlüğü medya eleştirisi olarak başladı ama zaman içinde herhangi bir konuda söyleyecek sözü olan, yazacak yazısı olan insanlara, bunlar profesyonel gazeteci değiller ama işte tıpkı şu anda bizi izleyen insanlar gibi bu ülkeyle ilgili kaygıları olan, soruları olan, sorunları olan ve bunu bir şekilde ifade etmek isteyen insanlar da ben kendimce bir pencere açmaya çalıştım ve işte tek kişi başlamışken Medya Günlüğü'ne ki birkaç gün önce 3. yılını doldurdu. Şu anda 20'ye yakın yazarı olan, gönüllülük esasına göre bunun altını özellikle çiziyorum çünkü benim Medya Günlüğü'nü kurarken amacım kesinlikle ve kesinlikle para kazanmak. Bunu bir ticarete dökmek değildi ve bunu da siteye reklam almayarak göstermeye çalışıyorum. Yani reklam özellikle Medya Günlüğü'ne alınmıyor ki insanların aklına başka şeyler, hani gazetecilik yapıyor gibi gözüküyor ama aslında amacı başka, dedirtmemek için kesinlikle reklam almıyor. Dolayısıyla şu anda bizi izleyenler için de siyaset olabilir, spor olabilir, kadın sorumluluğu olabilir ya da şu sanat olabilir. Herhangi bir konuda yazı yazmak isteyen varsa elbette ki hani belirli medya kuralları içerisinde ve siteye hukuki sorun yaratmayacak diyelim çerçeve içerisinde herkese kapımız açıktır. Bu çağrıyla bitirelim o zaman. Medya Günlüğü'nde kendisini ifade etmek isteyen İzleyicilerimizin çoğu, en azından konularımız Kafkasya ve Çerkezlerle ilgili olduğu için Çerkezlerle ve Kafkasya'yla ya da Rusya'yla ilgili görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Son olarak kitabı tekrar hatırlatalım. Rusya'yı anlamak için oldukça değerli bir kitap. Gorbaçov'dan Putin'e Rusya'nın sırları, Cenk Başlamış'ın ikinci baskısı yapılmış. İkinci baskı yapıldı ve hani İzmir'de varsa eğer bizi izleyenler 30 Nisan'da da kitabı basan Yakın Yayın Evi'nde 30 Nisan'da imza günümüz var. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Bu hafta konuğumuz Cenk Başlamış'tı. Rusya'yı, Rusya-Türkiye ilişkilerini ve Rusya'nın iç siyasetini konuştuk. Ve belirli öngörüleri tartıştık. Panama belgelerini konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi pazarlar.